önemli. Hakikaten önemli. Başka kültür, başka bakış açısı önemli derken aslında bir ülkeyi yaşayabilmek, o kültürü hissedebilmekle de orantılı. Şimdi okumaya gidiyoruz. Evet, eğitim almaya gidiyoruz. Kültürü de öğreneceğiz de hayatta oku oku da geçmiyor İsmail Bey. Evet, kesinlikle. Yani gittiğiniz yerin bir enerjisi, bir hareketleri, bir alışveriş yerleri, bir sosyalliği var mı? İnsan merak ediyor. Sevgili gençler de aslında bize soruyorlar. Nasıldır Avustralya'da sosyal hayat? Çok renkli bir sosyal hayattan bahsediyoruz. İşte çünkü ırk, din, dil ayrımının yapılmadığı bir hayat bu. İngilizlerden gelme kültürden kaynaklanan pub kültürü orada da vardır. Var. İçmeyi çok severler. Hafta sonları. Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmez. Şimdi Avustralyalıların yaşam tarzı çok rahattır. Tabii ki cumartesi daha fazla eğlenmeye odaklanırlar ama belirli bir grubu görürsünüz, onlar hep eğlenirler. Onlar için günün, saatin hiç önemi yoktur. Pub'da ne zaman çalışıyorlar diye de sorma ihtiyacı hissederiz. Yani tabii şimdi Avustralyalıların normal standartta saat 9-5 belki 9-6 yaptıkları işe göre çalışırlar ama işte cuma günleri şirketlerde de çalışsalar, yani burada kurumsal şirket olmasının önemi yok. Saat 2'den sonra tamamen eğlenceye, orada içmeye, muhabbete döner. Cuma öğleden sonra aslında kimse çalışmıyordur diyebiliriz. Böyle bir kültürlere sahipler. Öğrenciler ne yapsın? Öğrenciler zaten bu pub kültürünün getirdiği ve işte özellikle bizim Asyalılardan aldığımız karaoke sevdamız. Türkiye'de de yaygınlaşıyor ama orada çok yaygın. Karaoke seven arkadaşların her zaman bulabileceği lokasyonlar var. Ama işte gece hayatının çok fazla olduğu ve genelde bazı lokasyonlar haricinde işte dress code dediğimiz illa böyle takım elbiseyle havada canti şekilde gitmemize gerek yok. Her kesimden insana hitap eden pubları, restoranları, gece kulüpleri mevcut. Evet, yaşam ve kültür gerçekten önemli de. Peki bunu destekleyen sanatsal bir kim? Tiyatrosu, sineması, festivalleri? Festivalleri çok fazladır. Yani işte eğlenceyi seven bir toplumdan bahsediyoruz ve sanatla aynı şekilde iç içe olan bir toplumdan bahsettiğimiz için hem müzik festivalleri vardır, hem resim festivalleri vardır, tiyatrolar vardır. Zaten Sydney'in ikonlarından bir tanesi opera binasıdır. Evet. Ne zaman bir Google'a arama yapmış olsanız ilk çıkan görsel budur. Aynen öyle. Kim Sydney'e giderse hemen opera binasının önünde resim çektirir, fotoğraf çekerler. Sanatsal aktiviteleri de her zaman ulaşabilecekleri ve hakikaten yılın her dönemine yayılmış olarak bulabilirler arkadaşlar. Deneyin deriz. Mahrumiyet bölgesinden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ne kadar uzak olursa olsun sonuçta, çok keyifli bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. İnsanlarıyla da, doğasıyla da, uluslararası öğrenci birikimiyle de. Dilerim deneyimleyebileceğiniz bir şansınız olur bu ülkeyi.